Şimdi öncelikle yayın Türkçe olacak. Baştan söyleyeyim. Java'dan devam ediyordum dedim. Şimdi bayağı bir soru var aslında. Bunlardan basit olanlardan devam edelim. Daha sonradan medium diye devam ederiz. Çok tabii diğer günlerde, önümüzdeki günlerde. Şimdi bugünkü soru data structure'dan geliyor. Tabii yine zor bir soru değil ama cevap listelerle alakalı. Bakalım. Sometimes it's better to use dynamic size arrays. Tamam, Java'da dynamic size ile bir array kullanmak istiyorsanız zaten bu şey yer array list, yani initialize ederken başta bir boyut vermiyorsunuz. Yani array'de mesela şey veriyorsunuz. Başta boyut veriyorsunuz. Integer array olsun, string array olsun diye. Ama burada array liste öyle bir şey vermenize gerek yok. Tanımlıyorsunuz, daha sonra diyorsunuz. Kısa bir tanım Java'daki array liste. Bakalım şöyle ifadeyi okurken you are given an and there are zero. HackerRank'te açıklamalar uzun uzun verilir ama genelde böyle %50'si 60 genelde yaptığınız şeyler oluyor. Yani yoklama, onun üzerine işlemler yapmak gibisinden. Bir de constraint'ler veriyor. Buralara dikkat edin. Çünkü test case'ler patlıyor çoğu zaman. Yine sonra if query is where you need to tell the number located in right position of X line. Okay. Yine sisteminden alacağız. Output. Bakalım sample input 5. 74 52 tamam. O zaman şurada olacağım. The first line has an integer n. In each of the next n lines there will be an integer d. Mesela burada 5 var. Each of the next line there will be an integer d. Actually noting the number of integers on that line. And then there will be these space separated integers in the next line. There will be an integer q denoting number of queries. Each query will consist of two integer x and y. Tabii. Burada explanation'lar genelde oluyor. 41, 77, 74, 22, 44. 41. Tamam. Şurada 5 tane mesela. Yanında 5 tane integer var. 41, 77, 74, 22, 44. Arkadaşlar bu arada. Soruyu anlamaya çalışıyorum. Biraz trik var. Birkaç kısmını anladım da geri kalan kısmına bakıyorum. Diyor ki mesela bir n, you are given n lines. Bize n tane line veriyorlar. Yani satır veriyorlar burada. Uzunca da bir satır var burada. Demek istediği. In each line there are zero or more integers. Yani her satırda birer tane şey var. Bir ya da birden fazla integer var, sayı var burada. Unit and FF queries where you need to tell the number located in white position of the X line. Ha, herhangi bir satırdaki mesela şurada biri diyor size ne demek istiyor yani. Eğer sıfır base bir indekse bakalım n birden 20 bine gidiyormuş. Yani bir base bir indeksmiş değil mi? N line var diyor. İşte 20 bine kadar gidiyor. Yani şurayı bir demeniz lazım. Burada mesela 1, 3 dediğinde ne yapıyor? 0, 1 burası. 3 dediği de şeye bakalım. Burada dediği ne demek? D'ye bakalım. D ama
Index. Ona dikkat etmek gerekiyor. 1, 3 dediğinizde ne anlama geliyor bu? 1, 3. Birinci satır 0, 1, 2, 3, 74 alıyor yani. Şurada şöyle bir şey var. N satır sayısı. Tamam, bu yani sıkıntı yok. Tamam, okey, anlaşıldı. Bunu yapamıyor. Tamam, yapılabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bunları 2D array'de yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şuradaki her bir satır sizin şeyinizi, rolları belirtir. Buradakileri de şeye çekersek, her bir roldaki listeye çekersek, tek başına olan listeye bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Ve herhangi bir query verdiyse, peki query nereden geliyor? Oraya bakalım. Şimdi 5 diyor burada. 5 tane satır var. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra bir tane daha geliyor. Diyor ki size 5. Bundan sonrakiler de query'ler. Mesela diyor ki birinci satır, üçüncü sütundaki numarayı bana ver. Üçüncü satır, dördüncü sütundaki numarayı ver. Yani şuradaki rakamla şuradaki rakam önemli. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi Türkçe'de bunu ilk defa bahsedeceğim. Çünkü diğer yayınlarda falan bahsetmiştim. Diğer yayınlarda kullandığım, yani olabildiğince kısa kullanmaya çalışıyorum IDE kullanırken uzun senelerde. Dolayısıyla diğer yayınlarda belki şey yaparım. Hangi kiye basıldığını gösteren şeyi enable ederim. Ama burada şöyle bir şey yapıyorum. Çözdüğüm her soru için bir tane class açıyorum buraya, Java class'ı. Mesela burada yaptığım şey neydi? Java array liste, değil mi? Adı çok jenerik bir şey ama koyalım. Java array list diyelim şuraya. Class açtıktan sonra, bu arada birçok yerde Vim kullandığım için IDEA'da da Vim plugin'i kullanıyorum. Dolayısıyla böyle bir tuhaf gelebilir imlaçlar falan. O yüzden şey düşünebilirsiniz. Yani IDE'nin içinde IDEA Vim plugin'i kullanarak Vim modunda çalışıyorum. Public Static Void Main. Bu bilirsiniz Emmet'ten gelir. Emmet diye bir tool vardı. Orada birkaç bir şey yazıp sonra tab'e bastığınızda size otomatik olarak tamamlıyordu. Burada da yine IDEA'da da bunlar mevcut. Şimdi bir problem tanımı yapacağız, değil mi? Parametreleri şeyden alın diyor. Yine sistem girdisinden alın diyorlar. Scanner. Burada scanner kullanacağız. Scanner ne sağlıyor size? Aslında sistem inputundan verileri alıp alabilirsiniz. Daha sonradan bunun üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor. Şimdi ilk satırda ne vardı? Kaç tane satır ile işlem yapacağınızı söylüyordu. İlk satırı şöyle alabilirim. Bu bir numara, değil mi? Integer. Ne diyebiliriz? Number. Number. Diyelim şuna. Integer nokta percent. Orası bir integer, değil mi? Scanner next line diyebilirim. Bakın. Şimdi bu bana ne yaptı? Bundan sonraki satırda ne kadar satır işlemem gerekiyor. Bunu burada bir şekilde görmüş oluyorum. Daha sonra da ne yapabilirim? Ondan sonra satırların next line'ını alabilirim. Bu da benim için bir şey, seçenek. While ya da for'la yapabilirsiniz bunu. Mesela while'la yapsaydık nasıl olurdu? Ya da şey olsun, klasik olsun, şöyle ben şey yaptım. Şimdilik hani fazla kafa yormadan for'la güzel halletmeye çalışıyorum. Integer'i sıfırdan başlasın. Daha sonradan in nereye kadar gidecek? Num offline'a kadar gidecek. Daha sonra in artı. Burada teker teker alacağım işlemleri bir sisteme koymam gerekiyor. Ama tabii bunu nerede tutacağım? Hani bahsetmiştim ya, bu bir iki boyutlu bir şey olabilir, array olabilir. Dolayısıyla bu iki boyutlu array'in içinde de tutabiliriz ya da array listin içinde de tutabiliriz. Array listin içinde nasıl tutardık? Bunu tutuyor olsaydık. Şöyle yapabilirsiniz. Aslında listenin içinde tuttuğunuz şeyler list of integer. Şöyle ne problem burada. Daha sonradan da burada diyorum ki
Number. Numbers diyeyim buna ben. Yani isimlendirme de çok kötüyüm bu arada. Kusura bakmayın bu konuda. Şimdi buraya kayıtları koyacağım. Satır satır dolaşıyorum ya. Satır satır dolaşırken şuradaki numbers'a deyip bu satırın içine bir tane array listatmam gerekiyor. Şimdi şurada bir satır alıyorum kendime. Diyorum ki scanner.next line. Bu bana bir line veriyor. Yani bir string değil mi? Eğer string'i ben boşluğa göre split edersem bana bir tane array verir. Evet. Bu array ile ben arrays as list dersem aslında ne yapmış oldum? Bunu şeye şuradan alalım. Getirilmesinin içine koyalım. Şöyle içine koyalım. Kabul etmeyebilir falan filan ama şey yaparız şimdi. Hallederiz. Şimdi bu string döndürüyorsun. Yani şöyle göstereyim. Şuradaki satırı düşün. Bu satırı aldım. Aldıktan sonra boşluğa göre parse ettiğimde bana bir tane string array'i verecek. Ama anlayacağınız gibi burada bir string array'i alıyoruz biz. Ama karşılığında bize şey veriyor. Integer. Tamam. Onu şöyle diyebilirim bu arada. Bu benim için integer olmak zorunda değil. Burası string olsun. Yani öyle bir şart yok. Dolayısıyla bu koşulu da sağlamış oluyoruz burada. Şimdi elimde iki boyutlu bir array var. Bu array'in içine de tek tek şeyleri atıyorum. Kayıtları atıyorum. Tamam. Şimdi isterseniz hani örnek göstermek açısından buraya kadar olan kısımları bir şey yapabiliriz, bir gösterebiliriz. Ne yapalım? Solid numbers'a bastıralım mesela. Tabii şurada şeyleri bitirdikten sonra scanner'ı kapatmayı unutmayın. Scanner'ı close. Scanner'ı kapatmayı unutmayın. Bir bak diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Çalıştırdıktan sonra konsolda size şey soracak. Sayı girin yani bunu girin diyecek size. Tamam. Şu satırı kopyalayıp girelim. Bakın. Birinci yere ne koydu? 5. Şimdi bir bakalım ilk rakamı da aldım. Yok. Tamam güzel. Bak 5, 41, 77, 74, 22, 44. Bu birinci satır. Evet şurası. Sonra 1, 12. Sonra şurası 0. Sonra yani düzgün bir şekilde oradaki satırları alıp şeye koyabildik. Bundan sonraki aşamada ise tabii scanner close dedik de burada işimiz bitmeyecek aslında. Bundan sonra da ikinci for devreye giriyor. Ne diyorum bundan sonra? Integer num of bunu da queries diyorum. İçinde queries'ler var mı? Yine aynı şekilde integer nokta parse deyip scanner nokta next line'la bu sefer şunu alıyorum. Bakın. Şöyle. Bu sefer de query'ler. Yani aşağıda 5 tane query var. Onları al. Yapmak istediği o aslında. Şöyle. Ama bunları aldık. Şimdi integer j diyelim bu sefer. J neyden küçük olacak? Number of queries'den küçük olacak. Sonra j artı diyorum. Burada benim görevim query'yi kullanarak yukarıdaki işlemlerden sayılar alıp buraya bastırmak. Şimdi elimdeki query'yi nasıl alabilirim ben? Burada baktığım zaman bir query'yi almaya bir kere next line diyoruz ya. Line olduğu gibi alıyorum. Şöyle bir seçeneğiniz daha var. Next'i kullanabilirsiniz. Jenerik olan versiyonu. Bu next ne yapar? Token ilerler. Yani bulunduğumuz satırda space ile ayrılmış rakamlar var ya. Bu rakamlar tek tek alabilirsiniz. Örneğin mesela query'nin row ve y'si var değil mi? Yani x'i ve y'si var. Ben buraya şöyle bir şey diyebilirim. Buradaki x aslında scanner nokta next int değil. Şuradaki rakamı alabilirim. Daha sonra bir de onun y var. Y koordinatı var. Scanner nokta next int diyebilirim. Şimdi bu ne yaptı? Şöyle açıklayayım size. Şuradaki gibi. Normalde
Şu rakamı aldım ya. İşte dedim ki next line dedim. Şuradaki 5'i aldım. Tamam. Sonra buraya geldikten sonra next int dersen bunu alır. Bir next int daha dersen bunu alır. Yani öyle güzelliği var. Token token ilerler. Ama next line dersen o zaman bunun tamamını alır. Şimdi x numbers multiply is level niye geç iyi basit burada iyi diyorsunuz yani case case de olabilir case'in hani olmayan bir elemente ulaşmaya çalıştığınızda exception alıp yakalayıp öyle de bastırabilirsiniz. Ya da size'ını kontrol edip ona göre de işlem yapabilirsiniz. Mesela şurada şöyle bir şey yapabilir miyim? If mesela bana ne verdi adam? X satırı değil mi? Bu X ne demek? Line'ın bulunduğu şimdi şeyi bir daha bakalım. Yanlış olmasın. 1, 3, 1, 3, 74'e tekabül ediyor değil mi? Şuna. Yani birinci satır hani zero base değil de bir base demiştik buna. Birinci satırın üçüncüsü 0, 1, 2, 3. Onu direkt olarak x buradaki şöyle şartlara bakmamız lazım. If eğer x küçüktür 0 ise yani böyle bir şey bir bakalım öyle bir şart var mı query'nin içindeki query 1 ile 1000 arası oluyormuş. Yani eksi olmayacak yani. Most of x ve y. Evet yani galiba eksi sayı olmuyor burada. Dolayısıyla eksi kısmı diyeceğim. Ama şuna bakabiliyor olmam lazım. Bana verilen x şeyden büyük olamaz. Yukarıda şu numbers var ya. Bu numbers'tan büyük olamaz. Yani 5 satırın varsa 6'yı isteyemez senden. Ama orada 1 ile 1000 diyor. Orası çelişkili. Dolayısıyla burada diyeceğim ki bana verilen x büyüktür. Numbers of the size. Yani verilen x'in satır sayısından büyükse ya da ikinci case'imizde şimdi y'ye bakmamız lazım. Y'de de yine eksilik falan şeyi yok ama y'nin de neden büyük olması lazım? Zero based bir index bu arada bu. Bunun da o satırla ilgili işlem yapmamız lazım burada da bu arada. Ama isterseniz şöyle yapalım. Bir bodoslama gidelim burada. Şöyle. Bunun bir kere bastırması lazım. Şunu çıkartıyorum. Ya o da dursun. Dursun o da. Şöyle bir değerlerimizi bastıralım. Şöyle değil mi? Evet, bir yapması tabii. Tamamını almamız lazım. İşte orada takıldı. Yani eski ne diyor ama şimdi bakın burada array index out of bound exception değil mi? Bir şekilde bizim bunu yakalayabilme imkanımız var mı? Var. Yani şurada yüzünü alıyoruz. Try. Tamam. Burada catch deyip biz bunu yakalayabiliriz. Nedir? Array index out of bound exception. E deriz burada. Şey önemli değil. Buraya da ikinci soru yazabiliriz. Tamam. Tabii şunu da almamız lazım burada. İlk kısmı bunu al. Şuraya yapıştır. Buraya da error mi yazılıyordu? Evet, error bir de ölüm işareti. Soru. Evet. Yani exception olduğu zaman error kısmına basıyoruz. Şartı sağlamak için. Bir daha çalıştıralım. Şimdi çıktılara bakalım. Şöyle doğru mu? 5, 5. İndekse de bir yani mesela birin üçünü error diye diyorum.
Bir tek 33'ü bulabildim. Geriye kalan hiçbirini bulamadım. Bir de garip bir şekilde burada error var. Error 1, 2, 3, 4 tane sonuç var. Enter yapsam. Bir yerde daha var. Bir de index out of bound exception var. Yani bu da şey, x'te almıyor ama y'de alıyor burada da. Peki şöyle baksak olur mu? Array index out of index. Tamam, bu var burada. Belki bunu yaparsak iki exception de yakalayabilirim. Yani şunu yaparsak ben ikisini de yakalayabilirim. Orada bekleme yapıyor çünkü. Yapıldıktan sonra bir yerden daha yapıyor. Mesela şu birinci error diyor ya, alamıyorum. Niye alamıyorum? Mesela birinci satır şu an. Birinci satırın üçüncü elemanı. 0, 1, 2, 3. 74'ü alabiliyor olması lazım. Arkadaşlar yeni gelen olacak. Doğru rakamları almaya çalışıyorum. Yamalı isterseniz. Evet. Evet. Direkt olarak bir log edelim şimdi. Bir log. Tekrar bana imbelediğini bastırıyorum. Şimdi burada F8, F8 yerine X ve Y rakamına bakalım. 1 ve 3'ü alıyor aslında burada. Tamam, devam edelim. Burada F8 deyince keçe düşüyor. Niye? Numbers 5, X1, Y3. Index 3, out of bounds for length 2. Ama number symbol 5. Tamam. Tamam. Şimdi anlaşıldı. Evet. Şimdi şöyle. Adamlar bize bir, tamam güzel, ama biz linear çalıştığımız için bizim hala da biz bir şey kullanmamız lazım. Yani buranın x eksi 1 olması lazım maalesef. Sıkıntıyı orada yaşıyoruz. Ya biz bize böyle problem statement'ta bir dediğinde birinci satırı algılaman gerekiyor. İkinci satırı değil, ama bir dememe rağmen benim array ile çalıştığım için burayı x eksi 1 demem lazım. Erişebilmek için. Şimdi bir daha çalıştıralım burayı. Aynı input'u bir daha verelim. Cevabı bakalım ondan sonra. 5. Tamam. Bak. 74, 52, 37. Şimdi bu ileride şey hatalar verebiliyor. Sondaki error'u yapmıyor ama enter'a bastığınızda bir şekilde sonradan getiriyor onu. Muhtemelen hacker de bu hata vermeyecek. Şimdi şurayı çıkaralım. Ve şimdiye kadar yaptığımız şu kısmı şurayı alalım. Deneyelim. Bu 15 kullanıyorum. Bağlamış içinde bunu deneyelim. Importlarda eksiklik olabilir. Zaten compilation hatası veriyorum. Onu düzeltirsek. Birinci ve ikinci test case'de burada çalışmış oldum. Şimdi asıl dynamic random control ile dediğinde bazen hatalı test case'ler çıkıyor. Onu bulmak da biraz zor olabilir ya. Şimdi bir yerde hata verseydi o hata yine hata aldı. Ne input verdi de hacker hata aldım. Onu görmek istiyorsanız puanınızdan düşüyor. Dikkatli olmanız lazım. Evet, o zaman hepimize tebrikler. Bir sonrakine geçelim. Next challenge. Next challenge. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan bir alırız. Geçebiliriz.
Şunu çözmemişiz mesela. İsimler de çok güzel bu arada. Java Embraces, Java List falan. Sonradan anlaması biraz zor olacak. Tamam. For this problem, we have two types of queries we can perform on a list. Tamam. Insert y at index x. Insert x. Delete element. Delete x. Yani ne demek istiyor burada? Yine bir liste üzerinde işlem yapabilmeniz için bir nasıl diyeyim? Bir framework gibi bir şey yazacağız yani burada. Given a list L of n integers. Perform two queries on the list. Once all queries completed, print the modified list as a single line of space-separated strings. Tamam. Array üzerinde işlemler yapan bir link yazacağız burada. Mesela şu ne yapıyor? Tahmin ediyorum tamamen. 5, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir array var elinde. Zaten bir tane array liste olmak zorunda. Problem statement'ına göre. İki tane işlem yapacağım diyor aşağıda. Ona göre dikkat et diyor. Beşinciye 23 veriyorsun koy. Daha sonradan git sıfırıncı elemanı sil. Şimdi beşinciye 23'ü koydu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani en sona şeyi koydu. 23 koy. Sıfırıncı elemanı da sildi. Şunu da sildi. Yani geriye ne kaldı? 0, 1, 78, 12, 23. Tamam. İşlem kolaya benziyor. Yani array'e üzerine yaptığınız add, remove, delete bu tarz işlemleri sen yap diyor. Constraint'lere bakmaya dikkat ve faydalı olabilir. Rakamlar küçük. O yüzden pek bir şey yapmamıza gerek yok. Explanation için mantıklı gelir. Ne diyelim? Java List Operation diyelim. Ve Java dememize gerek yok zaten Java projesi var. List Operations. Şöyle bir tane class yarattım. Bu klasın içine public static void diyelim. Bu arada Java ile ilgili burada takıldığınız yerler olsa sorabilirim. Hani biraz daha şeye inebilirim. Yani teorisine inebilirim. Yine buradan bir şey alacağız. Sistemden data anlamamız lazım. Sistem sistem nokta in. Dataya bakalım. Birinci dataya ihtiyacımız var mı? Bence birinci dataya pek bir ihtiyacımız yok. Orayı atlayabiliriz. Asıl önemli olan ikinci taraf. Yine şu list size hızlı yapmaya bak. List size integer integer üzerinden parsing deyip scanner'ın next line'ını alalım. Bu bizim öyle olması gerekiyor. Şimdi, ikinci elemanımız bizim ne olacaktı? List of string olsun diye uğraşmayacağım. İntecimmiş, string'miş onu almışmayacağım. List diyelim şuna. Liste bizim normalde ne gelecekti? String'miş, next line. Bu bana tamam bütün string'i veriyor. Ben bunu split edip boşluğa göre parse edersem ne verecek? Array of strings verecek bana. Değil mi? En sonunda ben bunu arrays as list'i şu datayı oraya böyle verebileceğim. Buraya kadar güzel. Elimde artık liste ne var? Şimdi bir operasyon kısmı var değil mi? Operasyon kısmı. İki tane işlem yapacağım dedim. Tamam. Integer upsizing iki tane operation'ım var anlamında. Bunu da yaparken integer parsing ile scan nokta next line derse o bana upsizing'ı verecek. Bir an için dedim. For integer i sıfır integer 4 upsize'a kadar bir artı. Şimdi
Birinci işlem, ikinci işlem, bunları yapmamız gerekiyor. Yani kaç tane işlem varsa. Peki bunların ne odaklı? Sohbet ve delil var. Şimdi burada birinci olarak bizim şeyi anlamamız lazım. Operation'ın neydi? Değil mi? Scanner üzerinde next derseniz bunun default string alır zaten. Ama next line dememiz lazım. Bir alt satıra kayması lazım. Yani bunu bildiğimiz zaman şu işlem önemli. Operation name execution ne olabilir? Insert değil mi? Operation name insertse o zaman sizin bir alttaki satırda tık tık iki tane almanız lazım. De gene bir ne olacak? Integer index lazım değil mi? Index lazım size. Scanner orada şu equals yap diyor bunu. Ya da direkt şöyle equals yapabilirsiniz. Tamam. Index burada ne? Next int derseniz yani ne yapacak? Şuradaki x'i alacak sizin için. Next int dersen bu benim bir de bunun value'ci var. Value ne olabilir? Buna dikkat edelim. Y. Neresi y? İkisi de integermiş bu arada. Buraya alır iyice. Scanner. Next link. İkisi de integer. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu şey yapabilirim. Şimdi böyle bazı abidik gubidik rakamlar koyabiliyorlar. Ben o yüzden en sık yapıyorum. Hani başka hiçbir şey şey yapmasın diyeyim. Yazdırmasın diyeyim. Open. Equals. Bu sefer ne diyeceğiz buraya? Delete diyeceğiz. Delete dediğimiz zaman da sadece bir tane satır almamız lazım. Onun için de eşittir scanner nokta next int. Tabii şunun içinde işlemlerini de yapmamız lazım. Bu bir insert işlemi değil mi? Ne yapmam lazım o zaman? Gidip listeden indeksteki elemanı alıp indeksteki elemanı da B'ye tamam tabii buna izin vermeyecek. String istiyordum bana şey yaptı ama bir sorun değil. String nokta B'ye şurada bunu başka bir şey ekleyecek bana. Okay. Yani array olsa ilgili kullanmak tamam. Array yapmak tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu daha mantıklı olur. Bunun liste olmasındansa bunu şöyle yapalım. Bu bir array olacak. Tamam. Şuraya bir fark verelim. Diyelim çift F6 str array diyelim şu an. Şurayı da siliyorum. Şimdi bu zaten bana array gönderiyor. Dolayısıyla şurada nokta atışı yapabilirim. Str array şuraya indeksleri dev string evet şey demişti list genelde liste direkt ed ediyorum ama hemen hızlıca deneyeceğim şurada list a anladım. Evet. O indeksi de atabiliyorsun. Teşekkür ettim. İsmin Haşim'dir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz yani. Arkadaşın dediği gibi değiştiriyorum. Evet. Yani index veya real diyorum. Yani şu olmayacak. Böyle string real diyor. Şöyle veriyoruz. Diğer tarafı da remove etmemiz lazım. Yine aynı şekilde list deyip
İndeksledim. Şimdi şeyden dolayı bir hata olabilir. Hani sıfır base mi, bir base mi? Oraya şimdi bakmıyorum dedim. Ama gördüğünüz gibi şurayı da kullanmadık burada. Yani direkt scan next line deseniz de olmuş. Çalıştıralım. Bakalım. Şu input'a göre ne olacak? Evet. Unsupported Operation Exception. Bakın yanlış mı aldık bir denemeyi? Bakalım. Bakalım. Şimdi 5-23 doğru mu? Evet 5-23 bir lazım. Yani şimdi index 5, size 5 olmadı. Size 5 olan bir şeyi atamazsınız. Yani şurada 0, 1, 2, 3, 4, 4'e kadar gidebilirsiniz ama sen 5 dedin. Erase as immutable dönüyor. Dolayısıyla modifiye edemiyorsunuz. Ama en önemli şey çünkü diyorum ki çift default'ı sefere diye ilerleyelim. Şurada şuradan alalım. Aşağıda ne olmuş oluyor bu zaman? Bir kısım. Şurayı şekilde verelim. Altta da aynı şekilde şey hatırlamıyorum bu arada. Bir şeye bakalım. Tamam. Evet. Yani bakalım. Yani listede remove var mı? Şeyde yapamıyor muyum? Array'de yapamıyor muyum? O işlemi. Gördüğüme göre bir takla atıyorlar burada ama yani, falan yapmıyor. Array utils var ama yazmak. Şimdi haşimlik ki string array kullanmamız durumunda add yapmanız için tekrar tekrar yeni bir liste oluşturmanız ve silme adamı da ise tekrardan eski listeyi kopyalamanız gerekiyor. Yani senin dediğine göre şuradaki işlemi yapamayacağız. Bakalım şey hatası verecek mi burada? F8. Aslında. Evet, bunda da unsupported tabii. Yani bunda da değişen bir şey yok. Yani ya da hiç denemedim bir bakayım bir daha. Evet. Burada daha farklı bir kafa. Ha, tamam. Tabii. Şimdi bu bir size oluyor. Kendi size oluyor. Dinamik olarak genişletemiyorsunuz. Öyle de bir şey var.
18. adımda var olan elemanı hazırsınız. Ama şimdi onu yapamıyor zaten. 5 dediği olmayan bir indeks ama array'de bir başlattığınız zaman zaten fix bir size oluyor. Ve dolayısıyla ezmeyi geçtim. Yeni bir eleman ekleyemiyorsunuz. Dolayısıyla list kullanmak zorundayız burada. Evet. Evrende yeterli elemanı. Dolayısıyla biz bu olayları listelerine bir daha dönelim. List olayı. List olayı kalsın. Bunun üzerine bir işlem yapmaya çalışalım. Şimdi şuraya kadar unsupported alıyor değil mi? Yine tekrardan yapalım. Burada unsupported. Araştırmacılıklar da var. Aslında aklıma bir fikir gelir de şeyden büyükse yani böyle diyorsunuz da Blockmesh şuraya ekliyor ama burada ekliyor. Diğer tarafta eklemiyor. Biz de new array listten gidelim o zaman. Yani modifiye edemiyoruz ya şu an. New array list burada. Pardon. Evet. Bu olayı çözecektir. Onu söyleyeyim. Tamam. Herhangi bir hata almadık. Bir de şeyi bastıralım. Stop. Listin kendisini çalıştırıyorum. Bekledim. Ha, pardon. Burada, şimdi soruyu bir daha anlamaya çalışalım. Eğer işte yapmak istiyorsa o biraz farklı. Şimdi kopyalamamız gerekebilir. Mesela 5'i 23'ü ekledik sonra 0'ı da sildik. Mesela 0'ı silmedi burada. 0'ı niye silmedi? Bir elemanı silmesi lazım. Ha, bu liste mi dönüyor? Void. Çıkarılan eleman dönüyor. Bakabiliriz. Bir daha mı kapalı ki? Ha, delete hiç gelmiyor. Biz neyi bastırıyoruz burada? Delete.
Okay. Şimdi operation name insert. Tamam. Buraya geçtirelim. Şimdi burada next int dedi. Tabii tamam. Tamam, okey. Next line belki de bunu alıp parse etmek gerekiyor. Şey. Şimdi. Next it dedikten sonra onu veriyor ama bir sonraki şeyde next line'ı söylememiz gerekiyor şurada. Şöyle yapalım. Ve next line diyelim. Çünkü bir kere şeyini harcasın. Nasıl harcasın? Bir daha bakalım. Evet. Aynen. Paralelde düşürmüşüz. Şimdi burada insert. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi niye silmedi kısmına gelebiliriz. 23 ile 12'yi silmedi. Ama bu da çıkarılan elemanı şey yapıyor, döndürüyor. Şurada şeye bakabiliriz diye düşünüyorum. Şurada yapmayalım. Hadi dışarıda yapalım. Şimdi şurada indekse ne diyor? Ne geçelim? İndeks 0, list size 6. Doğru mu? Doğru. 5 tane vardı. Bir tane daha dedik. 6. Şimdi şunu çıkartması lazım orada. Evet. List size 5'e indi. Böyle bakalım. Ha, şey, folder içinde olduğu için. Tamam, burası doğru. Doğru basması lazım. Evet. Folder içinde olduğu için anlaşılmıyor. Ne bastırdığını bize? Şöyle bir tane çift bastırdım. Bastırabiliriz. Bastırabiliriz. Tamam, bunu yaparken de boşluk şurada elinde list vardı. Onun string join ile birlikte bu şekilde bastırıyorum. Ama bir iki soru yaptıktan sonra devamında geliyor. Yani pek işlemiş oldum şimdi. 0, 1, 7, 8, 1, 3. Tamam. Eğer bir edge case yoksa çalıştırıyor olması lazım. Hadi bakalım. Bekleyelim. Bunları bir kontrol edelim önce. Burada bende bir şey saçmalığı oldu. Şöyle bir yapayım. Şimdi hızlansa şöyle bir yapayım. Exception internet main. Genellikle mouse olan adamlarda mesela kaçıncı satır bu? 24. satır.
adamlar da mesela bu şey yapmamışlar. Koymamışlar. Bir şekilde hallediyorlar galiba. Deneyelim şöyle. Yok. İkinciden sonra olmuyor tabii. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Sıkıntı değil. İlk emir as next line. O zaman koyabiliriz yani. Madem sıfır yok, işte böyle bir tane. Tamam. Bu şekilde oluyor. Yani şunu da koymakta fayda var. Yani bu ideyle hacker run arasında böyle bir uyumsuzluk olabiliyor. Birkaç yerde gördüm. Tamamdır. Şimdi arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Yani oradaki şeylerden bahsettiği için. Evet, kullanmak lazım. İngilizce. Şuradan diğer soruya geçelim. Az önce yaptığımız öğrenci listi galiba. Bilmiyorum. Java ve Python olacak. We're given a phone book that consists of people's names and their phone number. Adamın adı, karşılığında da telefon numarası gibi bir map var elinde. After that, you will be given some person's name as a query. For each query, print the phone number of that person. Tamam. Adamın adını veriyorsun, telefon numarasını döndürüyorsun. The first thing we have an integer and denoting the number of entries in the phone book. Tamam. Şuraya bakacak olursak. 3 tane kayıt var diyor. Uncle Sam'in numarası bu, Tom'unki bu, Harry'ninki bu. Sonra da şeyleri veriyor sana. Query'leri. Uncle Sam'in numarası nedir? Böyle bir çıktı. Sonra Uncle Tom'un numarası nedir? Not found. Sonra Harry'nin numarası nedir? Tamam. Sonra anlaşıldığı gibi şuradan şeyimizi karşılayalım. Public Static Void Scanner. Scan. Sistem. Bu arada burada util yapıp bunları tekrarlamazsınız ama hacker renkte alıp direkt hacker renke koyuyorum. Yoksa util'i falan da hacker renke tanıtmanız lazım. Ayrı bir klas olarak falan filan uğraşmamak için. Böyle de kolay mı geliyor? İlk önce bir ondan liste yapmamız lazım. Yani phone book diyelim. Phone count diyelim. Integer. Parsing. Scanner. Next line. Bu bizim şey, kaç tane telefon numarası kaydı var onu gösteriyor. Integer. Evet. Evet. 0. 1. 3. 3'e kadar. 3 değil pardon. 16'a kadar. İyi. Artı 6. Burada telefon numaraları var. Ben bunu bir map'in içinde tutabilirim. Map'te yine string. String olabilir. Adam adı bir telefon numarası. On string adam. Var. Bir hash. Sonra phone count kadar var değil mi? Tamam. Hep next line'ı ikişer tane çünkü. Burada bileceğim ki phones nokta put key kısmını scanner nokta next line diyeceğim. Rally kısmında scanner next line. Bu verdim.
Dolayısıyla bu telefon numaramı ben buraya dolduracağım. Daha sonra da neye kadar yani bu bittikten sonra ya şöyle bir şey doldurdum. Ha, telefon bunu kabul edip bizim bitirmemiz lazım. Şimdi şunu alıyorum. Böyle. Sıraya yapıştırıyorum. Niye yapıştırıyor derseniz burada artık bulma işlemini yapacağım. Query işlemini yapacağım. Query yapacağım. Adamın adı name veriyor. String name veriyor. Scanning nokta next line dersem adamın adını veriyor. Bu satırı silelim artık. Yine try cache'le yapabiliriz böyle. Tamam. Böyle cache dedim. Evet, daha doğrusu şöyle yapalım. Bodoslama sonra yine. Ne bastıracaktım burada? Diyecektim ki false false nokta get diyelim. Tabii bir çıktısı da var ama onu da yapacağız şimdi. Şimdi yapalım. Şekilde bir round edelim. Şu kuralım. Gerek yok. Kontrol edelim. Evet. Bir sürü seçeneği var yani. Evet. Yapalım. Mesela null, null demiş. Şu enter yaptıkça geliyor yani yine bir o uyumsuzluk var ama biraz göz ardı edelim. Şimdi bizim yapacağımız çıkta ne? Ad eşittir önemli. Ad eşittir bunları diyeceğiz burada. String formatta da yapabilirsiniz ya da bu da direkt name. Burada get name dedik ya da olmayanlara ne yapıyor? Not found yazdık. Not if not contains key. Bunun için main varsa veriyorsa else de stop if orada not found in şöyle de yapıştırıyoruz. Çıkıyor bir daha bakalım. Evet. Bir sonrakinde de şöyle bir değişiklik yapabiliyor olması lazım. Şöyle bir yazılımcısı bir sınır. Şurası. Kopyaladım. İşte şu. Hadi bir cesur olalım. Direkt submit kodlayalım. Tamam, güzel. Bir tanesinde runtime var. Bakalım. Muhtemelen şey. Bir şey var. A person's name consists of only lowercase English letters and it may be in the format first name, last name. Ama biz şey veriyoruz. Şey veriyoruz. Next line diyoruz yani line'ın tamamını alıyor zaten bu. Gönderelim bakalım anlık bir hesabı diyeyim. Çünkü hepsi yeşil ha, test kez yok bak hepsini yeşil gösteriyorsan bir daha hata veriyor. Bu durumlarda şu discussion'a bir bakıyorum. Alabilen biri var mı diye. Şöyle bakalım. Not sure ayrıca. Ha. Tamam.
Mirror. Aslında bizim yaptığımız gibi yok. Şimdi. Tek farkı bir de burada next line var. Next line'a gerek var mı ya? Bir buçuk da sınır almış. Adını trim yapanlar da olmuş. Şimdi yani bu next int dediği için next line alıyor ama bizde öyle bir şey yapmasına gerek yok ki. Zaten next line olanı kaldırıyoruz biz. Contains key çok basit bir şekilde o da aynı şekilde alınmış. Query'nin trim edilmesiyle alakalı bir problem olabilir. Kısmının trim edilmesi. Yani şunun trim edilmesi. Şimdi şunun ne farkı var onu işleyeceğim. Şimdi next line demişler. Burada next int demişler şuraya. Daha sonra buraya scanner nokta next line demişler. Yani line orada kalmasın diye. Yani integer olarak alayım. String olarak yani string olarak almanın ne faydası var? Bunu anlamaya çalışıyorum. İyi bakalım. Yani. Belki de trick oradadır. Evet. Yine runtime. Bir de hepsi çalışıyor. Yani böyle bug'lar da bize denk geliyor. Hepsi geçti ama runtime oldu. Ne güzel. Dur. Bir de şeyi deneyelim. Ve scanner'ları yaptıktan sonra da scanner'ı pause edelim. Submit az önce hepsi yeşildi ama oradan deneyelim. Şimdi yine şeye döndüm. Bakalım şimdi ne yani mesela string string yapmış. Biz, ya bu aynı bizimki gibi ya. İkisini de trim etmiş bu. Adı da trim etmiş. Contains. Ya şu anda bir tek farkı bizim bir önceki code base'in next line versiyonunun ikisini de trim edilmesi. Anladım. Tamam. Yani şurada bizim en öndeki versiyona dönüyoruz. Bizimkisi şöyleydi. Next line. Tek olarak şöyle trim. İkisinin de trim olması. Yani map'in key'ini bozuyor olabilir yani. Yani integer'de nasıl trim olacak bilmiyorum ama. Senin dediğin şeyi koyalım. Burada. Çok basit. Yani.
Yani small town demişim böyle. Şöyle bir bakalım şimdi şu çalışan versiyon. İzleyebilirim. Çok fazla şey gösterecektir ama. Scanner var. Font count dedi. Ona n demiş. Max var. String sync. Nihayet şu. İyi çekimini iyi aktarırken. False put scanner. Bir de değişkeni atıyorlar yani. Belki tek farklı. Scanner next one. Map put name from. Tamam. Next one. Next line. So scanner has next line demiş. Belki anladım. Tamam ya. Adam iki tane koymuş olabilir mi? Evet. Tam aynen. Yani iki tane olmak zorunda değil. Tamam. Trick oradan kaynaklar yemiş yani. Şuraya phone count yapabilir değiliz. Değişen yer yani. Var. Artık bundan sonra kaç tane query verirse. Scanner. S. Next line. Şöyle. Bakalım. Aynen öyle. Tamam. Şuraya da öyle yapalım. Why? Scanner. Next. 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 One. Hissedeceğim bir bilemez. Üç kadar okumak falan kolay bir şey ise. In computer science. Hissedeceğim insanı ya da set unique olduğu için ekip değerler. In computer Then a set is an abstract data type that can store certain values without any kind of particular order and no repeated values. Tamam. 1, 2, 3 is an example that, but 1, 2, 3 is not set. Today you will learn how to use sets in Java by solving problem. There are two pairs of strings, two pairs, and they are identical. That also implies that AB is not same as BA. İki tane pair var. A ile C eşitse, B ile de D eşitse bunlara okey diyoruz. Ama yerleri farklıysa bunlar eşit değil. As important, you need to print the number of unique pairs you currently have. Tamam. 100 kadar çıkabiliyor. Length of each string is at most 5. Tamam. 5. Şunlar 5'ten fazla olamıyor diyor. Hem çıktısını mesela C ile T eşit değil. O ile O eşit. H ile M eşit değil. N ile hiçbir şey eşit değil. Dolayısıyla bir bastırmış. Tamam. Peki bunu hash niye karşılaştırıyoruz? Şey mi yapmıyor? Mesela bakalım örneklere. Bunun hiçbir eşitliği yok ama yine de şey diyor. Eşit diyor. İki tane olmuş burada. Three tables in the output line.
Bundan burada bir mikrofonumuz bunu after taking first input, you have only one pair. John, Tom. After taking talking, you still have 2 minute pairs. N pair of sticks. Tamam anladım. 5 tane alt alta pair var. Bunun ikisinin eşit olmasını yani after taking the first input, only one pair. John, Tom. Second input, John, Tom ve John, Mary. After taking the third one, you still have 2 unique pairs. Tom, Lee. After taking the fourth one, you have 3 unique pairs, John, Tom, John, Mary, and Mary on that. Two rings are very bakalım Java 7 ya da 8'i seçtiğinizde şurada bir kod parçası oluyor ama hiçbir şey koymamışlar. Pair left, pair John Tom bir tane isim. Ya ben şey anlamıştım yani buna AB dedim. AB şuradaki skill'leri karşılaştırdım ama öyle değil galiba. İsim kendisini mesela John Tom'da nasıl bir oluyor? Int T lines tamam. In the art line, print the number of unique pairs you have after taking the art pair as input. Burada after taking each pair as input, you print the number of unique pairs you currently have.
Hadi bakalım. Belki daha sonradan kafamıza tekrar problem gelir. Dönüşümden devam edelim. Daha sonradan ona tekrardan geliriz. Tamam. Jenerikleri biliyorsunuz. Data tipi içine işte küçük bir büyüklükte verdiğimiz değerler. Orada şey diyebiliyoruz. Değişik data tipleri verebiliyoruz. Şeyde kullandığımız gibi mesela ArrayList'in içinde şey olacak. String kuracağım. Ama sonra ArrayList'e işte string vermek gibi ya da T şeklinde işte soru işareti extends ya da super şeklinde böyle wildcard tarzı şeyler de verebiliyoruz jeneriklerde. Generic methods are very efficient way to handle multiple data types. Evet, birden fazla mesela ArrayList'e birden fazla data tipi koyabiliyorsun ama bunu da verebiliyorsun aynı zamanda. This problem will test your knowledge on Java generic methods. Let's say you have an integer array and a string array. İki tane array var. Bir tanesi integer içeriyor, ötekisi de string array içeriyor. We want to write a single method print all elements of both arrays. The method should be able to accept both integer arrays and string arrays we are given code name'de. Tamam. Mesela object versek ne olur? Şöyle bir tane method'dan bağlayayım. Hem integer veriyorsun, hem string veriyorsun. Doğru çalışıyor. Şimdi kodunu buraya yazdım. Mesela Java 15'ten gidiyor bu. Java 15'te hiçbir şey yapamamış. Galiba editlememişler. Printer'ın içinde myPrinter nerede kullanılmış? myPrinter'ın içinde printer ikisini de koyacaksın. Tamam. Şey anladım. Soldaki ve sağdakini alt tire koyuyorsun ki yani aynı mı değil mi anlayabilmek yerleri değişince de anladım şimdi. Ama alt tire ben süre falan anlayamamıştım. Yani soldaki bir pair, sağdaki bir pair, daha sonradan T'ye kadar. Soldaki bir pair, sağdaki bir pair, daha sonra T'ye kadar bunları key olarak koyuyorsun. John Tom, John Mary, John. Tamam. Pair left ile pair right'ı alt tire ile concat edip aslında onun adı map değil de bir set. Set'e ekliyorsun. Daha sonra da bunu size'ına hesaplıyorsun. Ben her iterasyonda kaç tane olduğunu hesaplıyorsun aslında. Limit değerleri değil burada. Tamam. Tamam. Aslında o kadar da zor değil. Çünkü şurada yapmaya çalışalım. Şöyle. Yine de. Yine de.
İncide şey vardı, satılmak mı dedi? Ekonomide zaman olması seçsen de şey bir şey olur ama ekonomide evet aynı. Bir yere kadar payı vermiş. Daha sonra da senin yazmanı istiyorum. Yani şöyle bir yazarız. Şöyle yapmak istiyoruz. Yani yaptığı üç oluyor değil mi? Set, bunun içinde listing var. Mesela işte payer geliyoruz. New set. Set. Daha sonra for integral in sıfır. Küçülttüm. Herhangi bir tane şey T'ye kadar bir alternatif. Sonra şunun içinde her biri için şu değerse nokta evde şunun içinde işte payer milletten aile elemanına koyuyor. Daha sonra alt ya da herhangi bir şey değil. Apenda koyuyorsan zaten. Sonra payer write bence demede. Write için I koyuyor. Daha sonra her seferinde şeyi bastırıyoruz. O şey bulmaz mesela. Sys sen nokta out nokta print memnun. Nedir? Payers nokta size. Şöyle şey yapmışlar. Ya. Tabii ama yarısı ne olmuş? Bizde neredeyse ama %95'i falan. Tamam. Teşekkür ederim. Karşım. Tekrar. Ya, tabii ki de Jenny. Şu kısım baktığımızda şuraya bir tane öyle bir metot ekleyeyim. Bu metot bize şeyin çok metodik. Ay çıktılara bakalım. Hello world. Lake Ocean. Public. Şimdi nereye çağırıyor bunu? Mike Winter üzerinden çağırıyor. Tamam. Network. Şöyle print metodu olarak şuraya öyle bir şekilde yazsak yazdığımız metot hangisi olursa olsun bunları bastırabiliyor olması lazım. Yani eğer şöyle bir şey yapsaydım mesela list object items şöyle bir şey olsaydı şeyde for object item items şurada sis bilmiyorum bakalım belki başka bir versiyonumuz var mı? Tamam, şimdi tuzlu olmuş şimdi. Şey, evet.
Evet, ölmüş ya. Evet. Evet. Yani integer ile string'i nerede birleştirebilirsin? İkisi de object, yani primitive olan değil, object. Object olduğu için, yani object derken object klasından bahsetmiyorum. Yani Java neredeyse object oriented bir dil. Niye neredeyse diyoruz? Çünkü içinde 8 tane primitive var. Hani küçük, büyük integer değil, integer boolean. Yani işte maybe byte, short, integer, long, ondan sonra boolean. Yani bu tarz 8 tane şey var. Primitive var. Dolayısıyla Java neredeyse object oriented diyoruz. Onlardan dolayı diyorum. Burada da bu integer object'leri, string object'i, bu data tipleri yukarıda tepede nerede birleşebilir? Object'le birleşebilir. Ben de hocam buraya object eriyip dedim. Böyle oldu. Tabii normal run çalıştı ama şeyde ne olacak bilmiyorum. Submit burada. Bakalım. Submit'te de bir tane test case koymuşlar. Tamam. Evet. Ne kaldı? JavaScript kaldı bir tane. Şu reklama kadar. Ha, üçüncü şey gibi zaten. Soft'u da Primitive de geçer bu kez. Bakalım. Ne dedin? Object. Evet. Evet. Variable args'ta kullanılabilir aslında. Olabilir. Aslında bu tam bir jenerik sorusu olmadı. Ben şey bekliyordum. Yani şu küçük ve büyük bölümde işte. Gerçekten klas hiyerarşisinin olduğu ya da interface altında konkret implementasyon mesela car, Audi, BMW gibi. Öyle bir şey bekliyordum ama daha da basit çıkmış. Bir tane Java sort var bakalım. Collections.sort değil mi dediğim. Given the list of student information, ID, first name, and GDPR, your task is to rearrange them according to their JDK. Tamam. Burada galiba Java'nın string'ini falan kullanacağız. If two students have the same name, then arrange them according to their first name. Tamam. Bir de koşul da var. Yani CGP'ler eşitse o zaman first name'ine göre yap diye. First name'ini de aynı zamanda yani, öğrenci şey yapamaz diye. Yayındaki drop'u nasıl engellerim bilmiyorum ama sesi bakayım. Sesi nasıl şey yapabiliriz? Yanlış verdim diye bakıyorum ama. Şimdi değiştirelim. Seste şu anda şey iyileşme var mı? Sound'a bak. Belki gidecek. Ses. Şimdi input'a bakalım. Hatta biraz daha arttırdım. Şimdi şey olması lazım. Biraz daha fazla olması lazım. Tamamdır. Şimdi input formata bakıyoruz. Hint use comparators to sort a list of objects. See the Oracle docs. Comparator biliyorsunuz zaten. Muhtemelen Java kullandıysanız iki tane objeyi compare ederken kullandığınız şey yani comparable falan diye bir interface daha var hatta ona göre de yapabiliyorsunuz. The first line of input contains an integer n representing a total number of students. The next n lines contains a list of student of information in the following structure. ID, adı ve CGPA'sı. Tamam. Mesela şuna bakalım. 5. 5 tane öğrenci var. ID, ad ve CGPA'sı. Sample output.
bu olacak diyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz diyor. Sample output'u neye göre böyle yaptı bakalım. İlk buna göre bir sıralamaya çalıştı. 68, 85. Neye göre demişti? Alfabetik. Decreasing, yani azalan sırada yapacaksın diyor. CGP'ye bakıyoruz. 3.76 en tepede değil mi? 3.85 pardon. 3.85 koşulsuz bit rate. Bakalım. Stream bit rate'im şu anda 6000 ama ne yapayım? 4500 yapayım. Bitrate'i 6000'den 4500'e indirdim. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Şimdi asiş çelişkisiz ön sırada. Dolayısıyla ilkine bunu koydu. Ondan sonra geliyor. 76 geliyor. O yüzden Fahim'i koymuş. Daha sonra da Samiha ve Samara var. 75. Onlar şimdi şey eşitlenmiş durumda. O zaman buna göre bakma diyor. Buna göre bak diyor. Samara ve Samiha. Samara önde geliyor. Çünkü buradaki R mi? Yok. Sama muhtemelen, yani şunu kafaya yormamamız lazım da bir şekilde alfabetik olarak bu daha yukarıda, bu daha aşağıda kalıyor. Tamam. En sonunda da Rumpa geliyor. Çünkü en düşük CGP'si olan bu. Tamam. Şimdi Java 7'de bakalım herhangi bir şey koymuşlar mı? Evet, Java 7'de bildiğin şey koymuşlar. Student koymuşlar falan filan. Şimdi elinde class student var. İçinde 3 tane, 2 tane, ya 3 tane field var. Bir constructor var. Constructor'ın bir de şeylerini koymuşlar. Getter'larını koymuşlar. Tamam. Immutable. Constructor üzerinden veriyorsun. Setter yok. Sadece getter var. Scanner alıyorsun. Kaç tane test case var. Ona göre dönüyor burası. Name'ine bakalım bir daha formatını şimdi. Tamam. Evet. ID kısmına next demiş. Orayı almış hemen. Name'i ikinci kısım, orayı da almış. CGP'ye de double demiş. Student ise eklemiş. Sonra test case ise eksi demiş. Ondan sonra da buraya bastırmış. Şimdi bunun şeyini yapmak lazım. Lazım. Demiş. You can use comparators to sort a list of objects. Mesela normalde elinde bir list var. Collection.sort dediğin zaman düz bir şeyse, mesela integersa, onu rahat bir şekilde yapabiliyor. Ama elinde kompleks obje varsa o zaman ne yapacaksın? Mesela collections.sort'u kullandın. Integer varsa işte 19.8 diye, yani hangisi yapıyorsa yapacaktı. Ama bak burada gördüğün şey var. Bir elinde Pojo var. Comparable'ı şey yapıyor, implement ediyor. Sonra Comparable'ı implement ettikten sonra şey yapabiliyorsun. Burada equals, hashCode ve compare to var burada. Onları koyabiliyorsun. Equals ve hashCode'a pek müdahale etmeyiz ama şurada compare to metodunu belki şey yapılabilir. Müdahale edilebilir. Ne yapıyor bu? Parametre olarak, yani sen bunu implement ediyorsun yukarıda comparable value'lerin için. Bir compare mekanizması yazıyorsun yani burada. İşte CGP ayarı eşitse ona göre başka bir şey yapıyorsun falan. Yapmaya çalışalım. Şimdi şu yapmaya çalışayım. Hani ikili bir burada demeyeyim, bu da şöyle. Eğer mesela Java headset'i şuradan kaldırayım da bunu yapmamış sayalım. Solution var mıydı burada? Hiç yok. Şuraya direkt yapıştırırsan codebase'i zaten bunun içindeki public class'ı neyse file name'i de öyle olur. Solution oldu yani burası. Dolayısıyla ben bunu shift F6 ile ya da şuradaki shift F6 ile
ne diyelim buna? Sort. Öyle bir şey yoktu galiba. Tamam. Tamam, güzel. Şimdi burada yapacağını zaten yapıyordu ama şunu yapabiliriz burada. Implement comparable. Şunun içine de student ve zaten bunu implement dedikten sonra sana implement et diyor bazı metodu. Compare diyor, yazacaksın diyor. Madem onu yaptın. Yani bilgisayar mühendisiysen, bilgisayar mühendisliği odasına katıldıysan para yatır metodunu implement etmen gerekiyor gibi bir şey yani. Burada elinde bir student o var. Bir de burada kendin hani this'e hitap eden bir şey var. O student o ile this'i karşılaştırman lazım. Tabii ben burada genelde şeyi sırayı hep karıştırıyorum. Hangisi önce oluyor, sonra oluyor gibisinden. Ama nihayetinde şey olacak değil mi? Buradaki bir dönüyor. Bu integer'ın bir anlamı var. Onu şu bırakabiliriz. Şuradan. A negative integer, zero or positive. Yani diyor ki negatif bir sayı dönebilir, sıfır dönebilir, pozitif. Sıfır tahmin edebilirsiniz. İkisi birbirine eşit demek. Pozitif integer dönebilir. This object less than, hani this object, yani şu anki class less than or equal to greater than specified object. Specified object de şey, fonksiyonun şeyi, parametre, fonksiyona geçilen parametre. O zaman şuna bakmamız lazım. Sıfırsa eşit. Eğer pozitif çıkarsa şu anki class verilen class'tan küçük. Less than equal to or greater than the specified object. Ha şöyle. This object is less than. Negatif çıkarsa şu anki obje verilen parametreden küçük. Pozitif çıkarsa şu anki student verilen student'tan büyük. Eşit çıkarsa, zero çıkarsa da eşit anlamına geliyor. Tamam. Şimdi şuraya bir logic yazacağız. Gelelim geri. Şuraya bir logic yazacağız. Şimdi buradaki logic'in ana mantığı neydi? Bir kere GPR'a şeye göre yapmamız lazımdı. CGPR'a göre yapmamız lazımdı. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir şey diyebilir miyiz? Eğer o nokta, yani o dediğine bana verilen parametre değil mi? O nokta get cgpa'sı eşit değil. This nokta get cgpa ise. Yani eşit değilse şurada bir şey döndürmemiz lazım. Ya. Kafa arada Golang'e gidiyor. Şimdi şöyle bir şey yapabilirdim. Eğer bu değerler birbirine eşitse dallanmaya girecek ya aşağıda. Diyecek ki o zaman first name'e bak diye. Onu yapmak istemiyorum. Onun yerine diyorum ki eğer bu sayılar birbirlerine eşit değilse direkt bir şey yap da çık. Buradan çık. Onu demek istiyorum burada. Dolayısıyla ne demem lazım? Return. İkisini karşılaştırmam lazım değil mi? O bu. Yani şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, First name'i mail. Yani this nokta get nokta
Şunu. Compare to'yu direkt kullanamıyorum. Üzerinden deneyeyim. O nokta. Tabii alttaki primitive'e iniyoruz. Ondan da şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. Buradaki first name nedir? Aslında string üzerinde compare to var. Şey. Tamam. Double nokta compare'ı yine Haşim dediği gibi kullanabiliriz. Burada birincisi kendi objemizdi. This nokta get cgpa. İkinci value da onun üzerindeki get cgpa. Bu burada direkt olarak return deyip çıkabiliriz. Ha, return değil mi? O zaman gel buraya. Burada da diyeceğim ki şeyle nedir? If o nokta get first f name'i. Yani yine oraya gitti kafa. Şöyle eşit değil ise this nokta get f name'i. O zaman da hatta eşit değil. Şunu flip kendi öneriyor. Şöyle eşit değilse o zaman burada var ama string olduğu için burada var. This nokta get f name compare to bize gelen o nokta get f. Ha bu da mı yok? O zaman geleceksin şeye return this nokta get id. Bu ne integer? Bunun compare'ı da yok zaten. Bunu da galiba tahmin ediyorum. Integer nokta compare ile şu birincisi. Bu da o nokta get id. Biz ne yapmış olduk? Çok bize yani temel anlamda iki integer karşılaştırmak okey ama iki tane objeyi karşılaştırıyorum ben şimdi demek biraz şey kolay değil yani o kadar. Orada bu tarz lojikleri yazman gerekebiliyor. İki koşulda reverse olması için yerleri değiştirmemiz lazım. Evet. Evet. Yani şimdi şu anki durumunu bir görmek istedim. Bakalım ne çıkacak bunda. Şimdi yukarıda tabii şurada bir şey yapmamız lazım. Collections.sort deyip şu string list çünkü hangi sırada koyduğunu bilmiyorum burada. Add diyor sadece. Sort dedik. Sonra bunu liste dedik. Bir bakalım. Run. Ekran ne vermiş parametre? Şu. Bakalım. Tam tersi galiba. O zaman Rumpa, Samara, Samiha. String'li olan kısımlar patlamış. String yani collection'ın bir terslenmiş hali var. Mesela şöyle. Şurası olmamış. İlk koşulda reverse olması için yerlerini değiştirmemiz lazım. Diyelim. Change all diyelim şuna. Şuna da biz diyelim. Ama string'in açık ara patladığı belli. Çünkü isimler ters gelmiş. Şuna izleyelim. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Bir daha çalıştıralım.
Şimdi sıranın ters geldiği belli de ona bakacağız. Rumpa, Samiha, Samara. Rumpa, Samiha, Samara, Fahim, Asis. Tamam. Nereye kopyalayalım? Şu compare to'yu alalım. Yapalım. Sonra şurada implement comparable student buraya da koydum. Bir de şurada collections.sort student list. Tamam. Bir de şeye bakalım. Kesin gıcık bir input koymuşlardır diye düşünüyorum ama yok, koymamışlar. Runtime error de çıkmadı. Güzel. Bakalım. Ya şimdi sen ne yapmışsın? Ha, sen de şeyi kullanmışsın. Streaming kullanmışsın direkt. Bu tabii ama şey, normal, evet. Şimdi burada ama şey demişler, bir bakalım bir daha şuraya. Bunlar değiştirilebilmiş, tamam. Ya ben şey gibi algıladım biraz da. Yani bir stüdyo var, ben bunları yaptım. Ha, bunu da bağırıyorum, nasıl yaparsın diye. Evet. Aslında bizim komparatörün içinde yazdığımız şeyi oraya koy. Güzel. Vallahi ellerine sağlık kardeşim. Tamam. Bakalım hangi kategoriler kalmış. Bit set var. Inheritance var. A-class. Ya bundan sonra sanki design pattern'lara falan geçiyor. Evet ya, aynen. Design pattern'lara falan geçiyor bundan sonra. Bakalım. Evet. Aynen, komparatörde verebiliyorsun şeyde. Bu çözüm HackerRank'teki versiyona iyi ola, yani iyi aday, buradakini iyi aday. Çünkü yukarıda bir şey vermişler. Student objesi vermişler. Ben student'ı modifiye ettim. Ama normal projelerde her sort etmeye çalıştığın yerde bunu vermektense direkt ve sort etmek o objenin doğasında varsa yapıyorsan, dolayısıyla onu comparable implement etmen daha mantıklı olabilir belki. Diğer türlü her yerde bu sort'u koyduğunda bunları koyman gerekiyor. Ya da belki de bir şey de olabilir, utility class olabilir sort etmek için. Konudan bağımsız olarak yazmak istiyorum. Evet. Klasa erişim olmayabilir her zaman. Doğru diyorsun. Bir tane Kubernetes'le ilgili soru var ama şimdi Kubernetes'le Rancher'la başlarsan çok farklı bir şey olabilirsin benim söyleyeceğim. Çünkü Kubernetes'in haricinde Rancher'ın da bileşenlerini öğrenmen gerekiyor. Odak noktanı bozmamak için ben şey öneririm. Yani Kubernetes'in kendisini sıfırdan hani düz olarak kurmaya çalıştığında ne yapman gerekiyor onları. Hatta onları öğrenmeye gerek var mı ondan da emin değilim. Yani ama şeyi öneririm. Kubernetes the hard way.
Reposu var, makalesi var. Oraya bakarsan oradaki komponentleri çok basit bir şekilde öğrenebilirsin. Güvensiz. Ama geriye kalan kısımları tamamen senin yaptığın pratiklere bağlı. Yani production'da kullandın mı, kendi projelerinde kullandın mı? Günlük hayatta böyle ne bileyim telefonun gibi, bilgisayarın gibi kullandığın zaman ancak derinlemesine biraz öğrenebiliyorsun Kubernetes. Onu diyebilirim. Bundan sonrakiler design planı bitti belki. Bu da artık şeyde sonraki yayınlarda onlara da bakarız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman bir sonraki yayında görüşürüz. Hepinize iyi geceler.